Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ustad hayret ettiği bir şey var, hatırlar mısınız böyle? İmansız nasıl yaşıyorlar diyor. Böyle kalkmıyor mu bazen sizi böyle bir evham, gerçi bizimle uzak dursun diyoruz ama yani böyle alem yok olmuyor mu aleminizde bazen böyle? Her şey bitmiyor mu? Yani adam merak etmiş ölüm nasıl olacak diye. Yani teris olacak ve ayrılacak vesaire. Ya gebelecek, ya ölecek, ya meftir masar olacak. Bundan daha kesin bir şey yok ki. Nasıl kendilerini teselli ediyorlar, ben de hayret ediyorum. İman. İman hizmetleri nedir diye okuyacağım. Esasat-ı Nuriye'den. İman kurtarma hizmeti esastır mesleğimizde. İman hizmeti ne kadar mıyım? Bugün epey şey yapmıştım. Okuduk, ders yaptık arkadaşlarla. Ben de etkilendim yani. Ben de etkilendim. İman, hemen şöyle bir başlayayım. İman, burada onu yaşamaktır. Oraya taşınmaktır. Oraya taşımaktır. Ya taşınıyorsun veya taşınıyorsun. Taşıyorsun veya taşıyorsun oraya. İman. Evet, en mühim, anladık değil mi iman? İman bu varlık cinsinden değildir. İmanın dört meratibi var. Sureti, soğan gibi düşünürsen endiş kabuğu. Sureti imanın, ondan sonra kanuniyeti imanın, hakikati, bir de mahiyeti var. Sureti imanın eylemdedir. Davranışlarındadır yani. Sen bazı şeylerini yok diyor, yap diyor mesela. Simandadır. Hayatında da gözüküyor yani iman. Donmuş iman işte. Yani simaya bakarsın adam sındık veya müslüm. Sureti bu. Kanuniyeti sende. Kanuniyeti sende. Hakikati, imanın hakikati esma ve sıfatlarda. Mahiyeti, yani mahiyeti, mahiyeti zatiyede. Şeyde diyor ki, işaretleyeceğiz da, 42. sayfada, cüz-i İradenin cüz-i ihtiyarı sarfından sonra, cüz-i irade demiyor, cüz-i ihtiyarı sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Yani iman esma değildir. Mahiyetine bahsediyorum. Dört. Sıfat da değil, şuunat da değil, mahiyeti zatidir. Zatının nurudur. İçerisini bilmiyoruz. Yani semadaki güneşin aynadaki güneş gibi. Aynadaki güneş, semadaki güneşin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Güneşin hasiyetine sahip. İman da müminin kalbine konmuş mu iman? Onu, iman esaslarının hepsini. Allah'a iman, peygambere iman, meleklere iman, hepsi. Bir daha toparlarsanız, iman ile altı tane iman esasını aleminde taayyum ve teşahhus ederek yaşamaktır. Başka? O alemin bize karşılığı. O, nereden söylüyorum? Sözler 506'da. O alemler bizi ziyaret ediyor. Alemler demeyeyim de, ahiret alem diyeyim.
Allah Şualar 9. sayfada imanda taayyum ve teşahhus ediyor. Ben de o. Ben de o. Taayyum ediyor imanda. Tamam. Ahiret bende ortaya çıkıyor. Ahirete gitmeyeceğiz. Zaten ahiret var bizde. Ahiret dünyanın bitişi falan değil arsası. Asar Bedede diyor ki, ahiret dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak. Yani şu kiraz ağacını görüyorsunuz. Kiraz ağacı çekildiğin bitişi değil. İnkışağının inbisatı. Yani patlamış. Bu ağaç çekirdeği bitişik değil. Dışa vuruşudur. Burada. Hepsi burada. Tamam. Bu imanın birinci yönü. Onu burada haşa var etmek. Risale söylüyor. 9. sayfa şu anlar. Taayyum ve teşahhus ediyor. Sıfatlarıyla. Çünkü sıfatlarıyla kainattadır. Zatiyle müminin kalbindedir. Tamam. Bir de bu birinci anladık değil mi? Ben de o. Bir de iman ettiğin yere taşınıyorsun. Oradan besleniyorsun sen. Yani şöyle durduğun zaman odan İç alemini böyle gözünü kapatıp içeri değil, içini fihi mafi dışarıda seyrediyorsun. Böyle, ne bileyim dışarıda seyretme, için dışında ağaç gibi veya güneş aynada, dişim içimde. İnsan bu haletleri yaşar ya. Hatta en düşük makam herkes nereye gideceğini de bilir. Ne zaman? Bir gideceği yakın olduğu zamanda hisseder. Bunu Miraç Risalesi'nin 5 meyvesinin 1. meyvesinde der. Yani hakayık imaniyi gözüyle görmüş. Nasıl gözü işte. Şimdi Meyve Risalesi'nin bir tabiri var abi. İman hakikati öyle bir şekildedir ki eğer tecessüm etse hususi bir cennet ondan çıkar diyor. Oradan çıkar. İman bir çekirdek. O ne yaparsa tecessüm etse hususi bir cennet ondan çıkar. Onda hususi bir cennet. 200. sayfada da şu anlarda da söylüyor. Orada diyor zaten. Orası. Çünkü çok etkiledi yani bugünkü. Allah'ın ve ahiretin iman esasının hangisi olur? Bizde cilve, cemal, nakış sanatı yani hissiyat olarak pıt 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 ediyor. Böyle pıt pıt ediyor. Hani balık oltaya gelir ya böyle. Geliyor gelmiyor işte. Allah'a bu. Tövbe yani. Böyle geliyor gelmiyor. Ahiret açılıyor açılacak. Ha açılacak açıldı böyle. Bir şey işte yani. Aleminde. Ama dışarıya bakıyoruz. İman böyle bir şeyi sana kazandırıyor. Böyle bir iman hizmeti. Ha açıldı. Böyle. Öyle işte. Bunsuz. Nasıl yaşanıyor? Hayret ediyor insan. Şimdi iman iki yönü var dedik. 506 sözlerden gidiyoruz. İbrahim. Aynen bir daha gittik abi. 506 sözlerden. İşaret-i cazda da var. Bir daha gittik mi? Hep ben sana geldim. Demez misin? Bir de sen gel. Ona şey deniliyor, iade-i ziyaret. Öyle geçer. O alemler de o zatın kalbine iade-i ziyaret ederler. Çok önemli de. 506. Aman ya Rabbi. Diyor ki, yani, izah ediyor da şurada, yani'ye geldi. Anlamadım diyorum üstadım. Yani o zişur ve zihayat. O zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi
hani bizim anlayacağımız dille bazen bir hatıra bizi götürüyor ya, bir hatıra, bir resim, bir video bizi o anı yaşattırıyor ya Mehmet. Oraya götürüyor. Ha? Bir hatıra. Ha, atlan böyle ya, hatıran geldiği zaman, resim gelince böyle alıyor değil mi seni, götürüyor. Bir annene götürüyor, bir babana götürüyor. Doğduğun bir yere veya bir olay vesaire. Ha, iman da böyle, iman da bazen zihayat ve zişuura manen insan o alemlere misafir gittiği gibi kapını çalıyorum. O alemler dahi, hangi alemler? O alemler. O zişuurun, o zişuurun, şuurun, imanın iki yönü var. İman bize girerse bazı şeylerimizi değiştirtiyor, baktırmıyor, yaptırmıyor, vermiyor falan. O imanın eylemsel hali. Bizde o iman. Bir de atlan, imanın bir mertebesi var ki, imanın içine sen giriyorsun. İman bizim içimize giriyor. Mümin kulun kalbine koyduğum nurdur. Bir de şuuru imani. Bunu ayırt etmeyi Risale-i Nur şöyle yapıyor. Kulakları çınlasın, tercümeye sadeleştireceğim diyenlere söyleyeceğim şimdi. Şuuru imani deyince o nokta var ya, nokta. Şöyle bir nokta. İman bize girerse, eğer şuuru imani sonundaki inin yerine takke koyarsan, imanın içine ben giriyorum. Farka bak. Şuuru imani bize yaptığı tesir, yani ben o alemlere gidiyorum, takke koyarsan inin başına, o alemler nereye geliyor? Bir de okuyayım, düz okuyayım. Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Ayna hariç mirat. Ayna ile mirat arasındaki farkı söyleyeyim. Ayna hüviyetini gösterir. Lavabodaki ayna. Tamam, bu ayna. Mirat, lügata bakarsanız o da ayna değil işte. Şöyle bir ayna. Toprak bir aynadır. Mirattır. Hava da bir mirattır. Çekirdeği attık toprağa. Göster. Hüviyetini değil, asliyetini göster. Diyor ki bu kirazdı. Tamam. Bu budur. Toprak mirat. Yani hakikatini dışarı tayin ediyor. Onu şöyle anlatıyor usta. Mirat-ı ruhuna irtisam ve temessül ile geliyorlar. Aynada güneş temessül ediyor. Fakat biz onu görmüyoruz. Biz irtisamını görüyoruz. Yani biz şeklini görüyoruz, parlaklığını görüyoruz. Başka? Onu görüyoruz. Bu irtisam. Temessül ise onun keyfiyeti, hakikati, ısısı, ışığı, ultraviyol ışınları, dalga boyları. Görmüyorsun onu. Bu mirat. Demek ki insan o alemlere böyle kapı çaldığı gibi ders okuyarak oluyor. Abi nerede çalıyoruz? Her bir sayfa açmak, 208 ikinci emirden de söylüyor, o alemlere kapı çalmakmış. Şimdi 108 olabilir. Şimdi o alemlere böyle tefekkürle, kitap okuyarak, mutala ederek, bazen bir hüzünlenerek, bazen bir duygusal olarak, o alemlere çalıyorsun. Bekliyorsun. Bir bakıyorsun ki kendisi geliyor. O alem açılıyor. Dalıp gidersin yani. Bu hatıralardan bahsettim. Bunun kutsiyeti işte. İman bundan ileri gidin diyor, diyorum işte. Allah
Şualar 9. sayfada mümin kulunun ruhuna hangi mümin? Ayna olan değil, mirat olabilen bir insan. Namaz iki şekilde de bir aynadır namaz Rabbine, bir de mirattır. Eğer mirat olabilirsek hangi, nasıl anlarız? Bir bardak su veririz. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyebilen diyor. Ben misal vermiyorum, orada geçeni söylüyorum. Bu ayet geçiyor. Tamam. Peki, bir tane hatırasını nakledeyim bunlarla kalı da. Hazreti Ali radıyallahu anh şeyi, torunu, İmam-ı Bakır veya Zeynel Abidin, ikisinden birisi yapmış, olmuş yani, okuduğumu söylüyor. Cemaat arkada namaz kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin demiş. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Gelmiş, kalmış. Diyemiyor. Sonra hayli zaman sonra ağlayarak İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Niçin diyememiş biliyor musunuz? Biz paldır küldür gidiyoruz da dozer gibi. Şimdi manası, lügatı, yalnız sana ibadet ederiz. Yardım, yalnız senden yardım dileriz. Yani sana iman ettiğim için tabii ki hakkın senden yardım diliyorum. Sana iman ettiğim için. Diyecek, şundan korkmuş. Yalnız bana mı iman ettin? O kadar şirkin var ki ben mi varım kalbinde? Neler var neler. Yalnız sana iman ettin. Oho, öyle şeylere iman ettin ki diyememiş Rabbine. Diyememiş. Yani Allah der ki bana mı şey yaptın diye. Sonra Rabbi onun kalbiyle konuşmuş. Tamam. Allah onaylayınca diyebilmiş. Allah onaylayınca diyebilmiş. Niye bunu misal verdim? Bu namaz ayna değil. Mirat. Mirata irtisam ve temessül ile geliyorlar. Ustad da böyle bir mirat namazı var. 28. lemada yatsı namazında o aleme girdim diyor. Şimdi mirat-ı ruhuna iman arkadaşlar, bilmiyoruz o kadar kıymetini ya. İmandan daha değerli neyimiz var? Teşekkür ederim Hafız, sağ olasın. İmandan başka, yani imandan daha değerli neyimiz var yani? Şimdi iman hizmetini anlatıyor. Allah nazarında en makbul şey imandır. Çünkü imanın sevabı yoktur. Sevabı olmayan iki şey biliyor. Namazın bir de şeyini söylenmiş. Oruca denmemiş. Katımdadır denmiş. Niçin biliyor musunuz Atna? Çok hoşuna gidecek. Çünkü benim hoşuma gidiyor. Orucu niye sevabı yok? Katımdadır diyor. Şimdi Atna kantara gittin abi. Seni yapalım ki dua olur. Böyle kantara gittik. Bir baktı ki kantarda şahsi günah fazla. Herkesteki gibi. Bende de öyle. Cemaat yüklendi, kondu, dualar geldi, o geldi, bu geldi, gene aşağıdasın. Bunun çıkması için ne kadar lazım sana? Orucu o kadar sayıyor. Katımda o. Senin çıkman için yukarıya, orucu o kadar sayılıyor. Anladık değil mi burayı? Onun için muayyen değil. O... Ne kadar gerekiyorsa o kadar saymanın adıdır. İman buna da benzemiyor. Göreceksiniz sekerat anında. Bu sözler hep aklınıza gelecek. Çünkü ruha kaydediliyor bu ders. Abi iyi ki belirlememişim ben yani. Elhamdülillah. İman ne kadar lazım Mehmet? O kadardır. İman oruca da benzemiyor.
orucun katındadır. İman da öyle değil. İmanın karşılığı kendisidir. Şimdi ne taşıdığınızı söyleyeceğim. Siz hiç sevmediğinize, hiç sevmediğin kişiye en çok sevdiğini verir misin? Namusunu, alçak birisine otobüste seyahat etmeye müsaade eder misin? Veya işte ne bileyim, böyle de olmaz ama hiç sevmediğine çok sevdiğini verir misin? Allah en çok neyi seviyor? Yani kendisini. Değil mi? Allah'ın en çok sevdiği imandır. Kime veriyor? En çok sevdiğine veriyor. Sana vermiş. Daha Allah beni seviyor mu diye soru sorulur mu? Kendisini vermiş sana. Muhabbetini vermiş. Şey anlatıyor. 24. sözde şualarda da anlatıyor. Ne anlatıyor? Sana diyor, insaniyeti vererek, sana imanı vererek, sana İslam'ı vererek, bir de sana hususi bir şey vermiş diyor Resul. Hatırladın mı abi? İnsaniyeti. Yok, hususi bir şey vermiş ustada. İlmi, Kur'an, hikmeti, imani. İlmi, Kur'an'ı, hikmeti, imani. İlmi, Kur'an'ı anladım da, hikmeti, imani. İmanın bize kazanımları değil. İman bize girerse davranışlarımız, konuşmalarımız, namazlarımız, niyazlarımız değişir. İman girdi. Bu bir. İman içimizde. Bu tam tersine fihi mafi. Yani içim dışında, dışım içimde. Biz bu imanın bir kemal seviyesine çıkıyor ki İbrahim, onun içine biz giriyoruz. Neye benziyor? Kökteki çekirdek içim dışımda. Kökteki çekirdeği hayal et, kök şey oraya pergeli koy, içi dışında ağaç. Ağaçın sonucunda bir meyveyi düşün, meyve içinde çekirdek var ya, pergeli oraya koy, dışım içimde. İman böyle bir şey, içim dışımda, eylem, dışım içimde. Yani böyle, iman sana girince çekirdeğe ağaç giriyor, bu. Bir de şuuru imani, inin başına takke koydun mu, imanın içine sen giriyorsun. O ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri buna? Artık orası burası, o halet bu halet öyle değil. Artık ikisi neredeyse haletler eşitleniyor, ahiret haletleri. Hani Allah ile konuşmaya başlarsın, tövbe tövbe anlamak için şey yap. Allah ile zevk alırsın. Konuşursun, dertlerini dökersin, Allah hissedersin, zevk edersin, mahsedersin, görürsün, dost olur ya. Dost istersen Allah'ı. Allah'tan zevk almaya başlarsın. Zevk aynı. Sakın Allah'a öteleme, oho Allah uzakta, tövbe. Ulaşılmaz tövbe. Hep Allah'ı uzaklaştırdık alemimizden. Allah tayin ve teşahhus etmiş sende şualar, değil mi? İşte iman hizmeti Allah'ın en çok sevdiği imandır. En çok sevdiği şeye hizmet etmek Allah'ın en çok sevdiği ameldir. Nedir o? İman hizmeti. En çok onu seviyor. Ya. Ondan okuyor. Evet, en mühim, en lüzumlu, en saf, en hakikatli olan hizmet-i iman. En mühim, en lüzumlu, en saf, arı duru yani. Cennet mesela, ahirete iman. Haşa, bir şey anlatmak için söylüyorum. İçinde Allah yok yani, kendisi değil. Meleklere iman. İçi melek yani. Meleklere imanın içi melek. Ahirete imanın içi ahiret. Vesaire. Ama Allah'a iman, içi Allah. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerret ya, hiçbir şeyle kıyaslamıyor. Hüsnü mücerret.
O kadar acayip bir şey. Ya bunu vermiş yani, bunun yani en değerli şeyi vermiş, yani kendisini vermiş. Onu korumak adına insan hassas olması lazım. Aman ha, aman elimden kayar. Kayar elimden. Endişe bu olmalı. Onun için siyasi geniş daire kaydırır elimizden. Nasıl kaydırır? Sen teslim etmedikçe Allah almıyor. Çünkü Kur'an'da vaat etmiş. Siz değişmedikçe sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyeceğim diyor. Oh! Adeta Kur'an kadar bana değerli. Nasıl yapıyoruz? Gidiyoruz siyasi hareketlerde şuna buna. Gidiyor, kaptırıyoruz, tarafgir oluyoruz bir Allah düşmanı ceyranına. Veya yok din tarafı bir hareket. Ama bir muhabbet ediyoruz. Her şeyini mubah görünce şirkini, küfrünü, günahına da ortak oluyoruz. Onun için Nur talebelerinin takdir ettiği parti yoktur. Siyasi parti yoktur. Takdir ettiği yoktur. Tercih ettiği vardır. Neyi varmış? Tercih ettiği vardır. Takdir etmiyoruz. Tercih ediyoruz. Buna ehven-i şer denilir. 28. madde. Hukuku İslamiye'de, Mecelle'de, İslam Anayasası'nda azami şer'e göre ehven-i şer tercih edilir. Edilmezse bazı muvazenesiz, dengesizler var. En mükemmeli diyecek. Oysa eğer ehven-i şer tercih edilmezse azam-ı şer tercih edilmiş oluyor. Bu mantığı kasten yok ediyorlar. Birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Sen parmak keseni tercih etmen lazım ki kol kesen gelmesin. Sen eğer oy atmazsan parmak kesen yerine kol kesen geliyor. Onu durdurmak için yapıyorsun. Takdir değil, tercihtir. Tamam. Şimdi bu iman, bak ne kadar güzel gidiyorduk, siyaseti biraz tercih koyduk, nasıl bulandırdı. Görüyor musun bak, kabul etmiyor iman hizmeti. Bak biraz konuştuk, nasıl böyle alemimiz hemen değişti. Ha. Şimdi niye? En safi olduğu için. Katkı yoktur. En mühim, en lüzumlu, en lüzumlu, en saf arı duru, hüsnü mücerred, hüsnü münezzeh. En hakikatli olan hizmeti iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyoruz. Mektubat 62. Ehli dünya bizden endişe etmesin biz. Yani zaten şiddette kaçıyoruz. Kaçmıyoruz, şiddette kaçıyoruz. Aman elimizdeki o şey kaymasın. O güneş elimden gitmesin ya. Gidiyor işte. Bugün gitti mesela. Ne gitti? Koca bir gün. Öğlen gitti, ikindi gitti. Öğlen mesela ikindi sünnetini kılmayanlar. Ezeli ve ebedi bir daha bugünkü ikindi sünnetini kılamayacaktır. Çünkü ne? Yarınki sünnet yarındır. Bugünkü bitti o. Gitti. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idamla mahkum etseler, yani savcı, hakimler, Risale-i Nur'u Allah Allah bu nedir falan, bu suç aramak için iman, bunu okuyup imanı kurtarsa, onlarla kalbi geldi, sonra beni assalar, İdamla mahkum etseler, şahit olunuz, ben hakkımı onlara helal ediyorum. İmana bak. İmanı kurtuldu diye. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Bugün arkadaşlarla her perşembe, malumatınız da olsun, öğle namazından sonra ders yapıyoruz her perşembe. Bunun başını okumuştuk. İmanı nasıl kuvvetle kurtarıyor? İzmir'in plakası kaçtı? 35. sayfa Kastamonu'da diyor ki umumun, avamın ve umumun, bilhassa ehli ilmin imanını 5. şua kurtarıyor. İmanını kurtarıyor. 5. şuayı bilmeyen bir alim kah Allah düşmanına dost, kah dostuna düşman. Dostunu, düşmanını devamlı değişir. 5. şua.
Kastamonu 35. sayfada diyor. Diyor ki 5. şua umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsih edip kurtarıyor. Bunu çok gördük. Siyasi arenalarda nasıl küfürlerle Allah düşmanlarıyla böyle boy boy oldukları. Bilmeyen imanı terk edin mi bunu? Evet. Eğer 5. şuayı bilmiyorsa, okumamışsa tam da doğru nereden bileceksin? Kim nedir? Hala 500 sene sonra Deccal bekliyor adam. Gelmiş, duman etmiş, yapacak bir şey kalmamış. Alacağı bir şey yapmamış. Kaldıracağı, yıkıp yıkacağı bir şey kalmamış. Adam hala Deccal bekliyor. Bu zamanı tahlil edemediği için şerinden kendisini kurtaramaz. Tanımıyor ki, zamanı tanımıyor. Şerinde nasıl kurtulacak? 500 sene sonra gelecek. Cümlere bak diyor. Bir de seni cahil softa görüyor. Yani ne işimize yarayacak bu? Zamanı tanıyamadın mı? Zamanı? Onun getirilerine karşı çareyi de bilmiyorsun demektir. Risale-i Nur'un ehemmiyeti ve kıymeti diyor. Mektubatta zamanın dehşetindendir diyor. Yani bizim mektubat yok mu? Yani bizim derken yeni eski baskı yok mu bu? Burada ben sayfa bulamıyorum. Heh, onu ver abi. Şunu al. Biz eski kafa aldığımız için. Şunu hemen buluyorsun. Diyor ki Kur'an'ın bu kadar metiyesine 33 ayet. Geylani'nin ve İmam-ı Rabbani'nin, İmam Ali'nin metiyesine mazhar olmuş. Niye? Ne özelliği var? Risale-i Nur'a verilen emniyet dahi zamanın emniyetinden. Hem bu asrın şeriat-ı Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam ve şair Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet, Adem Aleyhisselam da dahil, onlar demiş, Allahümme cinne min fitneti ahir zaman demiş, ahir zaman fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, yani bu Risale-i Nur'a, bu asırdaki değeri, kıymeti, emniyeti, zamanın dehşetinden. Bütün peygamberlerin sığındığı zamandasın. Peki bu zamanı tahlil edemedin, idrak edemedin. Tahribatını da miskamber zannedeceksin. Çaresini de bilmeyeceksin. Çaresini bilmeyince de Allah Resulü'nün ifadesiyle, hadisiyle asrın imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Çünkü niye? Getirisini aldın, bir sürü tahribatlar gibi. Çareyi bulmadan, okumadan gittin kabire. Bilmiyorsun yani. Getiri soruları, şüphe, tereddütleri. Geldi. Çare? Yok. Yutkundun. Allah var. Allah var. Böyle bastırmayla aşamazsın ki. Değil. İşte Risale-i Nur, Risale-i Tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idamla mahkum etseler, şahit olunuz, ben hakkımı onlara helal ediyorum. Şualarda diyor ki, bu 5. şuanı gösterdiği şahsın bilinmesi adına her gün yüzlerce kişi idam edilsek ucuzdur diyor. Hatırladınız mı? 328 miydi? 378 mi? 300. Her gün yüzlerce kişi asılsak ucuzdur. Niye? Çünkü Risale-i Nur imanı tahkiki, iman ortaya koyduğu için küfrün temsilcisini gösteriyor. İmana verilen emniyetten kaynaklanıyor. Yine ucuzdur diyor. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafkirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. Şualar 393. Buldun mu? Sağ tarafta. Dedi ya mı abi? He he. 328 mi? Bak bakalım orada. On üçüncü şuada.
13. şua. 13. şua da sağ tarafta, ortada böyle bir yerde. 320. Oraya bak. Bulursan söyle. Veya ben... İman hizmeti yolunda çekilen hapishane ve sair meşakkatlerin ilahi cihetinden yapılan imtihanın şehadetnamesini almaya vesile olduğunu müjdeleyen Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Bak diyor ki, vazifemiz olan hizmet-i maniyeyi ihlasla yapmaya çalışmalı. Vazife-i ilahiye olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. Yani biz vazifemizi yaparız. Ver. 139 da aldım. 339 mu? Okur mu? Oku istersen abi. Sıfırayı oku. Bak şimdi. Yani ne kadar mühim. Bu şaka demiyor ha. Yani mübalağa etmiyor. He söyle. Bütün mekteplerde ve o dairelerde ve halkta o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti terkin ediliyor. Biraz da izle okumuşsun. Bu hal ise alemi İslam'a ve istikbale pek elim ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun mahiyeti ne olduğunu en başta ve en ziyade alakadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine kat'i hüccetler gösteren en sonundan vazgeçecek daire askeriye dairesidir. İlk başta o kabul etti. Onunla yaptı Türkiye'nin sistemini. En sonundan vazgeçecek o komutanların eline geçti 5. şua. Ve ispat eden Risale-i Nur geçmesi kemali merak ve dikkatle okunması öyle bir hadisedir ki bizler gibi binler adam hapse girse hatta idam olsalar dini İslam cihetiyle yine ucuzdur. Görüyor musun? Bu mübala değil ha. Tövbe estağfurullah. Din adına mübala kimse etmez ya. Ne demez. Şimdi de adam ne diyor yani? Yani bir bakıyorsun ne diyor, neyin tarafında, neyi gevezeliyor yani, ne diyor yani, neyi geveliyor yani, yağsız dostum. Ne, hangi safta şimdi? Gel bakalım, imanın neresinde şimdi? Her gün binlerce kişi asılsa, onun ne olduğu bilinmesi adına ucuzdur diyor ustadın, ustadımız böyle diyor, talebesi olduğunu iddia eden zat diyor ki, bu niye bahsediyor, neye şartlıyorsun? Ya ustad isimle anlatıyor. İsimle anlatıyor. Emirdan da isim veriyor. 5. şurada şey. Yani Allah muhafaza yani öyle tanıdık da olmuyor. Sadakat lazım. Sadakat lazım. Bak bir daha vazifemiz olan hizmet-i maniyeyi ihlasla yapmaya çalışmalı. Vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. Vazifemizi yaparız. Vazife-i ilahiye karışmayız. Hatta diyor ki, hayru umuru ahmezuha deyip bu çellehanedeki sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. Yani ne? Yani Allah'ın hayrı dediği şeyler, onun adına bedel verilen şeyler hayırdır yani. Ona ne veriliyor? Yani o çilesini veriyorsun, çilesini. Zaman. Bedel, he? Zaman. Zaman veriyorsun. Ya çile, ya sıkıntı, hapishane, dert yani. Veriyorsun. Hayr-ı umuru ahmez var. Yani amelimizin makbuliyetine bir alamettir o. Yani o sıkı, onun uğruna çekilen şeyler. Alamet ve kutsi mücahidemizin, yani mücahede ediyor musun? Sana kim hücum ediyor? Kim seni alkışlıyor? Kim sana bu tutuyor? Kim alkışlıyor? Ondan anla be adam. Seni kim takdir ediyor? Kim tenkit ediyor? Tamam mı? Usta abi dedim ki şu cümleyi okuyayım da bak. Amelizin makbuliyetini bir alamet çektiğini sıkıntı. Çünkü niye? Kim hücum ediyor ya? Bir imanınızın makbuliyetine bir alamet ve kutsi mücahedemizin İmtihanında tam bir şehadetname almamıza bir emaredir bilmeliyiz. Şualar 482. Bir gün dedim ki volta atıyor, evrat okuyor. Keşke yapmasak işte üzüyorduk böyle. Gençiz.
Dedim ki, Rüştü abi dedim, malum şimdi işte vitrinlerden çıkmayan bir zat, Risale-i Nur'a o tarihte itiraz etti. Rüştü abi dedim, falan dedim, şu saat bir şey sorabilir miyim dedim. Cevşen'i var, böyle konuşmadı, Türkçe'yi sokmadı. Cevşen'i komple her gün okurdu. Okumadığı günü ben bilmem. Ondan sonra öyle yaptı, sorabilir miyim deyince, ben yerdeyim, sor dedi. Yani böyle. Dedim ki falanca Risale-i Nur'a itiraz etti, böyle böyle dedi abi. Ne demek lazım dedim yani, ne gerçi biliyorum da farklı bir şey söylemesini istiyorum. Benim kafama da soksun da ben de sağa sola ders yapınca onu da naklederim yani. Hiç kale almadı, balta atmaya devam etti. Biz de mescitte ders, arabamız var ya tekerlek şu an. Dersimi okuyorum ama bir çakacak şimdi de bekliyorum tamam. Volta attı. Sonra geldi. Ahi, buyur abi. Öyle birisi yaşıyor mu dedi bana. Yani bunu anlatıyorum size. Evde yapın, iş yerinde yapın, toplumda yapın. İçinizden gelen sesi yapın. Ses gelecek size. Olmadı namaz, abdestin olmadı, imanın yok, şey ama. Bu seslere yapın işte bak. Ahi, buyur abi. Demedim. Öyle birisi yaşıyor mu dedi. Ses yapmadım tabii. Biliyor tabii yaşadığını ama. Dedi ki, bir insan yaşarsa konuşur. O zaman da cevap verir. Böyle birisi yaşamıyor ki. Sen yanlışın var dedi. Böyle bir insan yaşamıyor. Dedi ki, onlar öldü, öldü. Öyle birisi yok. Anladın mı? Yani kafandan... Nasıl? Öldü diyor. Öyle birisi yok. Ehli dalalet, zındıka komitesi, zendeka derdi. Bitirmiş, ölmüş o. Öyle bir kimse yok yani. Ve ekledi. Arabaya motor sesi derdi. Motor sesi gelse, Allah Allah ne motor sesi, niye geldi ben der misin? Motor sesi. Motor sesi kabul etti. Şimdi biz uygulayalım bu kanun. İçimizden sesler geliyor. Oldu, olmadı de, deme. Orası burası, geçmiş gelecek, şöyleydi, ah böyleydi, al. Bunları bazıları motor sesi kabul etti ya. Enes'in de hangi var? Hangi Enes'in? Mehmet Güven'in çocuğu var ya. Ne demişti? Bazı insanlar şey yapar yani özür dilerim, motor, Enes, traktör. Güven'in oğlu. Bazılarına şöyle diyor. Allah'ın hikmeti. Ben kimim diyor. Özürlü. Sen motor. Başka bir tanesi diyor ki, sen traktör. Ya, Allah söylettiriyor belki. O anda hangi sıfatım var, sana yakıştırıyor işte. Sonra o, bana böyle dedi diye diyorsun ama, hemen dönüyorsun, Allah Allah, hangi sıfatıma, o anda hangi duygun var ki onu çocuk hissetmiş, sen motor, traktör, iki şey söyle. Kamyon derdi. Bazen de öper abi, gelir öper. Elini şey yapar, öperiz. Evet, en güzel, en kutsi hizmet iman hizmetidir. O bize kafi. Çok şükür. Ehli vukufun hocaları tam dikkatle Sirac-ı Nur'u okumaya mecbur oluyorlar. Nasıl yapmışlar biliyor musun? Bilirki şeyhine veriyorlar. Acaba bu kadar imtihan geçiren bir kitap var mı? Kaç defa bir şey olmuş biliyor musun mahkeme? Bilen var mı? 1800. 1838 tane. Yani bir kitap 1838 tane mahkemesi. Yani bu kadar kime vermişler? Bir, filozoflara vermişler hata bulun. Ehli bidaya verdiler, dinini dünyaya satanlara verdiler hata bul. Diyanet işlerine verdiler. Bakın din noktasında siz de bakın, usul bakımdan hata bulun. Heyet yani. Hepsi bir şey veren şu. Ehli bidâ şöyle dedi. Bir olta şey var. Ehli bidâ şöyle dedi. Said halüsinasyon görüyor. Bazen kendisini bir Said, iki Said, bir insan birkaç tane olur mu?
Bazen kendisini ölü kabul ediyor, bazen şey yapıyor. Böyle. O için fazla kale alınacak bir adam değil demek ki. Yani halüsinasyon görüyordu yani. Yemiş kafayı diye. Bir o var. Dosyalarında. Bakarsın görürüz. Allah. Çok acayip ya. Çok hoşuma gidiyor. Risale-i Nur gezdiriyor hatta biliyor musun? Akşama bak evdeyim değil mi? Bina. Yani insan bir saat durabilir. Ama akıl okuyorum. Kâh beni oraya, kâh onu buraya. Yani böyle dalgıç gibi balık bekliyorum tamam böyle. Bir gün, iki gün, üç gün bir şey gelmiyor oldu. Bir şey geliyor, of 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 of. Yani nasıl bir kitap? Diyeceksin ki ona yalandan kaç defa okuyacaksın ya? Yalan. Bir kitap yaz da ben de hayatımı vereyim senin o kitabın uğruna. Akşama ya. Ben böyle merakla bekliyorum. Bakayım nereden çıkacak. Lan okumadık mı? Okumadık. Bakıyorum böyle. Şey için söylüyorum. Nasıl bir kitap ya? Hayat verilir mi? Böyle bir kitap gördünüz mü? Ömrü vakfedilmiş bir kitap. Kur'an hariç. Asr-ı Saadet hariç. Vakf hayat yapılmış bir kitaba vakf hayat yapılmış. Asr-ı Saadet hariç Kur'an'a yapılmış. Ashab-ı Sıfa 300. 350 tane Allah Resulü'nün talebesi vardı. Bekar. Hayatını vakfetmiş. Bu da nereden çıktı diyenlere gönderilir. Ebu Hüreyre onların başıydı. Bir de ahir zamanda başı böyle. Kul vallahi et, küllehü küfü ve neyet. Sonu da, bir de sonunda İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Asr-ı Saadet'in benzeri Mehdi'nde de olacak diyor. Bir de onun cemaatinde hayatını vakfeden talebeleri var. Sen de bir kitap yaz da ben biraz hayatımı değil, biraz saatimi vereyim. Şimdi mesela merak ediyorum, sayfa 200 okuyorum, tamam mı? 200'e geldim, akıl. Allah Allah, imanı kazandırdığı hissiyat var diyor. Ve his varmış Allah. Nasıl, deyince zaten sen çıkıyor ama tanımlayamıyorsun, avlayamıyorsun böyle. Allah balık geldi ama kavrayamıyorsun ha böyle. Bir volta atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, bir nadir abi yemiyorum falan böyle. Yani böyle kıvranıp duruyorum yani, bir tın 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 etti de. Böyle bir eser, acayip garip bir eser ya. Çok şükür ya. Ülfet değil yani. Tam tersini ünsiyet yapıyor. Yani şunu demek istiyorum. Seni kestiriyor. İman böyle bir şey. Sakin oturuyorsun zannediyorsun ama oho alemler gelmiş, alemler gitmiş. Kâh seni oraya davet etmişler. Kâh gelmişsin. Oturmuşsun böyle. Yani kâh onlar geliyor. Kâh sen gidiyorsun. Götürüyorlar, getiriyorlar. Neler oluyor? Acayip şeyler ya. Tuhaf yani. Biz bu dünya var zannediyoruz yani. Siz bu yani. Öyle hiç değil ya. Daha garip ya. Bu alem içinde boyut farklılığı o daha acayip. Geliyorlar, gidiyorlar, alıyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar, diyorlar vesaire olup da oluyor. Neler ya? Nasıl bir şey? Bu da, bu risale tabiri nedir? Kapak onların pencereleri. Kapısına vuruyorsun, bakıyorsun yani senin seviyene göre bir tuhaf eser işte. Garip garip şeyin hallere sokuyor seni. Nasıl bir şeyse. Ben de anlamış değilim ama. Ehli vukufun hocaları tam dikkatle Sirac-ı Nur'u okumaya mecbur oluyorlar. Yani araştırma kim 1800 küsur tanı mahkemeye. Böyle bir eser var mı bu kadar şey tetkikattan geçmiş? Elekten geçmiş. Hala sen bundan mı şüphe ediyorsun? Git ehli vukufun raporlarına bak. İnternete yazarsın. Ehl-i Vukuf'un Risale'nin hakkındaki raporları de. Bak ne demişler. Filozoflara vermişler. Çin'den gelmiş adam. Doktor Düzü'nün şeyine, kadrosuna vermişler. Fenerbahçe'nin stadın adı neydi? Saraçoğlu. Saraçoğlu. Bilmem onun adamın soy ismi. Şükrü Saraçoğlu. Ha. İşte o adam şey, bakandı. Milletin bakanıydı. Ben. Onun kurduğu bir heyet var. Suç bulun bundan. Boşuna vermemişler adamın ismini. Tan Doğan mesela. Öyle. Boşuna vermemişler bu isimle canlı tutmak adına. O bir heyet, milletin bakanı, işin devletin bırakmış, buna uğraşıyor. Bir kadro, heyet olmuş, bir suç bulalım. Fesubala. Ya. Tan Doğan Ankara ismi verilmiş. O valiydi. Zorla şapkayı koyun getirin demiş. Buraya. Neyse. İnsaflıymış veya şeymiş, yapamamış adam, komutan zorla yapamamış, öyle gelmiş. Ondan sonra vali dedi ya, eğer gelmiyorsa demiş, çıkıp arabasına koyun getirin.
Çöp arabasını sıkıştırın getirin. Neyse ustad diyor ki aklı başındaydı diyor komutanın olay olmasın diye öyle zorlamadı. Tandoğan'ın odasına geliyor. Tandoğan şaşırıyor. Diyor ki ben diyor bu Ankara'nın en yüksek cami minaresine ki çıksam elimi şöyle yapsam hangi gücünle durduracaksın dedi. Ondan sonra şu parmağımı senin gözüne sokarım diyor. Ondan sonra neyse orada ne oluyor bilmiyorum. Uzun çıkıyor. Peki bu adam nasıl ölüyor biliyor musun? He? Çöp arabası da gidiyor. Ama nasıl gidiyor? Evde kimse yok. Onu uzun ölüyor. Evde hiç kimse yok. Öldüğünü kimse bilmiyor. Bir hafta kalıyor ve kokuyor. Kokunca götüremiyorlar şimdiki teknoloji yok. Çöp arabasını koyup götürüyor. Bakın Tandoğan evinden nasıl götürüldü yazın. Gözüm çöp arabasıyla götür. Sen misin Bediüzzaman'ı çöp arabasıyla getirin. Çöp arabasıyla gitsin. Allah'ın huzuruna çöp arabasıyla gidiyor. Uğraşmayacaksın iman hizmetiyle. İman ve Kur'an hizmetiyle uğraşmayacaksın. Uğraşmayacaksın. Tepe takla gideceksin. Tandoğan boşuna denmemiş. Saraçoğlu milleti makamıydı. Onun ismini vermiştir. Her şey şuurlu yapılıyor. Biz sen ben şuursuzuz. Hem bu asırda hem bu sırada çıkmamızla bir iki cihetle hizmet imanimize bir noksan gelmek ihtimali var. Hapisten çıkmak diyor. Hizmete şimdilik zarardır. Çünkü en rahat yer hakikaten hapishane. O zaman seni dışarıda bakıyorlar, şey yapıyorlar, çekiyorlar, alıyorlar. Orada hapishanede tam içeride telif ediyor. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyor. Durumu iyi değil. Çok sıkıntı çekiyorsun. Afyon'da koğuşuna namaz kılamasın diye, değil kitap yazmak, namaz kılamasın diye şehrin lağmını bağlıyorlar. Ve eski hapishane duvarları biliyorsunuz kalındı. O kalın duvara çıkıp o camın kenarına kalın duvarda orada namaz kılıyor. Ve isyan yok, şu kadar diyor. Şuralarda geçiyor. Nasıl geçiyor tabiri hatırlayan var mı? Fena kokular ziyadeleşti. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti. O kadar. Ben olsam kıyameti koparırım. Acayip bir şey ya. Nasıl bir sabır. Olayı biliyor. Olayı biliyor ki yani bu yol böyle. Çetin. Peygamberlere de böyle. Asıl imamlarına da böyle. Herkes seviyesine göre bu çetin yolda girecek. Bu oktavaya gireceksin. Sen girme. Boş ver sen, girme, ben girmem. Ama birisi, ama sen yanma, ben yanma da bu karanlık nasıl aydınlanacak demiş. Ya. Sen girme. Çünkü zaten merak etme seni, Allah seni sokmaz oraya. Herkesi sokmaz o klavyeye. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarzı hayata alışmaya. Yani hayat, cemiyet hayatı da hapishane. Korona vasıtasıyla eve nedir o usta sağ olsun şöyle derdi. Olmuş. Mesela öyle despotluk yapmışlar. Bir inziva olarak düşün evinizi diyor. Mesela kıtlık olmuş. Sağır yapmış kasten. Olmamış yapmış. Hani devlete teslim olsun. Halkın elinden ürettiğini aldı. Yani halk, Ruslar halk devlete teslim olunca komünistlik geldi. Bunu da zora sıkıştırdılar. Bütün elindekini aldı ki devlete teslim olsun. Halk teslim olmadı. O da denize döktü. Ustad ne diyor? Diyor ki semavi bir riyazet telakki etsinler diyor. Riyazet. Yani maneviyat. Peki o çıkamamak despotluklar yapıyor. Bir hususi bir mağara. Hususi bir inziva kabul edin diyor. Şimdi hapishaneye de ne diyor? Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarzı hayata alışmaya. Peki yani evdeki sıkıntıya sabır, kanuniyeti çıkar. Sabır ve tahammül. Tahammül et, hamlet, hamalı ol. Hemen isyan etme, o halet, o psikoloji, o şey, ne oluyor? Oluyor işte bırak ya. Peygamber'e olmuşsa sana mı olmayacak? Peygamber'in evinde olmuş, sana mı olmayacak? Peygamber'in haletinde olmuş, sana mı olmayacak? Olsun, müsaade et, o kadar olsun. Nasıl dişini sık, yakında öleceksin, olmayacak daha. Tahammüle ve sabır ve tarzı hayata. Bu çok hoşuma gidiyor tarzı hayat.
bu tarz hayata alışmaya ve nurları yazmak ve okumakla. Sıkıntınız mı var gündelik hayatta? Nurları bir, yazmak. İki, okumaktan. Kastamonu'da üç şey diyor. Yazmak, okumak, dinlemek. 56. sayfada. Nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız. Ne ile ferah bulacağız abiler ve bitti ders. Risale-i Nur'u yazmak ve okumaktan yazarak teselli, okuyarak ferah bulmaya çalışınız. Çalışınız şu alar 515. Mesela ben psikoloji, canım sıkıldı, ailede şey var, dertler var dedikleri zaman şu alar 500'ü okuyorum. Yani psikolojimizin o 500 küsür tane veya 400 küsür ders temeli 13. şua, 14. şua, Kastamonu ve Emirdağ layıkası diyeceğim. Ama en temeli neresi? 13. şua. Orada böyle düşün, böyle düşünme, böyle bak, bu budur, bu buradan böyle geliyor, bu da böyle gidiyor diyor. Şimdi Risale-i Nur'u ne yapacağız? Bir, bu ay 4 tane şey çıkarttık. Hadiseler, bitti derste. Ailevi hadiselerde, içsel sıkıntılarımızda, bir, sabıra, iki, tahammüle, üç, bu tarz hayata alışacağız. Risale-i Nur'u yazmayla, okumayla teselli ve ferah bulmaya çalışacağız. Bir daha, sıkıntılarımıza sabır ve tahammüle, iki. Bu tarz hayata, yani niye şaşırıyorsun ki, bu dünya bu işte. Bu tarzı hayata budur yani. Alem-i şehadet, kevn-i fesattır. Peygamberlere de bu isabet etmiş bu hadiseler. Sabır ve tahammüle ve tarzı hayata, bu tarz hayata, dünyadaki tarz hayata alışmaya çalışacağız. İki, Risale-i Nur'u okumak ve yazarak teselli ve ferah bulacağız. Kastamonu 123. sayfada bu çok sıkılan, dünya yanıyor diyoruz da, yanıyor. İmansızlığın getirdiği veya zaaf iman veya iman var Müslüman'da ama tesir etmemiş. Hayatında gözükmüyor. Onlar çok zor durumda. En ferahlı, en rahat kimdir? Ne yapacağız? Ehli imandır. Bunların içerisinde ehli tevekkül ve teslimdir diyor. Onun için Risale, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'la meşgul olmak, onun hizmetinde bulunmak, maddi ve manevi böyle en az her gün bir zaman ayırmak 123. sayfada söylüyor burada. Allah çok hoş bir mektuptur. Allah gecenizi mübarek etsin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni şeytanların şerrinden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Sizi ve sizin sevdiklerinizi, evlad-ı yalinizi. Amin. Ahirete anne babalarımızdan, usul ve furularımızdan her kimler geçmişlerse bu maide-i Kur'aniye'den hissesini ziyade eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı hizmet-i imaniye Kur'aniye olan ikramının ihsanını almasın. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Ya Rab, ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Nerelerden de sığınacağımızı bilmiyoruz. 124 bin peygamber, 124 milyon evliyanın istediklerini istiyoruz, sığındıklarından da sığınıyoruz. Riyakaren yaptığımız duaları dergi hazretinde kabul-i kabine ile Risale-i Nur'u şahs-ı manevisi hürmetine, Muhammed aleyhissalatü vesselamın senin yanındaki değerli kıymeti hatırına duamızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım imanla ve şehit olarak göçmeyi, teris olmayı nasip eyle. Amin. Sekerat'taki o azabı bize tattırma ya Rabbi. Amin. Muhammed'in hürmetine ya Rabbi alemin. Kur'an'ın hürmetine sekerat'ı bize tattırma Allah'ım. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat. Ama adam derse gittiği için 8.35, 8.40 böyle uzatıyor. Uzatıyor. Hı. Ve uğraşıyor. Canlı mı? Ha, canlı da sorular var ya. Tamam, bir cevap vereceğim. Dur sonra. Ondan sonra gidiyor, geliyor. Bir de söyler misin? Patron. He. Patron dersten derse gittiğini biliyor. Bildiği için işten geç bırakmaya uğraşıyor. Gitmesin diye. Hem de namaz kılıyor. Camiden geliyor. Geldikten sonra bakıyor. O adam. Bakıyor ki çıkmış mı çıkmamış mı? Yani dükkanı erken kapatsa fırça atıyor.
falan. Bir iki ay geçti geçmedi, adam bir şeyler oldu, bir kalp krizi geçirdi, bir sürü bir şeyler oldu falan filan, adam gitti yani. Gitti. Şahidiz. Adnan abi, Ayhan abi, ben taksi adım şahit. Ses var. Uğraşmayacaksın. Bak şimdi benim bu hadiseme vesile olan zat Hazreti Korona vasıtasıyla toprağın altında şimdi. Hazreti Korona. Hazret. Yani kesti, şey yaptı. Tamam. Hem de yakalandı, üç gün sonra gitti. Nasıl dağılıyor videoda biliyor musun? Nasıl dağılıyor? Videosu mu? He? Videosu var. Yani. Hastanede çekmişler ama gerisini yanına kapatmışlar. Aslında gelsen. Burada sorular var. Sorulara cevap vereceğim. Mirat Tilsim. Allah Allah. Bak. Mirat Tilsim. Ayna sır diyebilir miyiz? Tılsım'la sırrı şey yapalım. Sekizin sözde var. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben gelen sorulara cevap veriyorum canlıyım. Tılsım şu. Odada artı 10 santigrat derecede, eksi 10 santigrat derecede. Ama çay verin de çay. Bana da çay yok mu? Ha geliyor. Nereye gidiyorsunuz çay için de çay? Rızkınızı alın ya. Bana bak, rızkınızı alın. Çayınız için ya. Çaysız olur mu ya? Kırmızı çay içerler, kafayı yerim. Şimdi artı 10 santigrat derece ile eksi 10 santigrat derecede bir arada olursa sıfır olur değil mi? Bunun adı tılsımdır. Yani birbirine dönüşme var. Kim galipse o hakim. Mesela şey gibi. Kuyu da 8'in sözde vardı ya, kuyu. 8'in sözde değil mi? Aslan nereye inkılap etti? Ata. Bu tılsım. Sır ise at attır. Aslan da aslandır. Zıtlar aynı yerdedir ama birbirine dönüşüm yoktur. İnsan hem tılsım sahibidir hem sır sahibidir. Ona göre düşünün. Aleyküm selam. Abi kardeşlerim aleyküm selam. Karamaş'tan selamlar var. Batıla taraftar olanın imanı gidiyor demek ki. Evet abi. Evet, hiç şansı yok. Şöyle. İman esası 6. İslam esası 5. Şimdi hakikat İslam'a şu. 6 tane iman esasını koy. 5 tane iman esasını bir kabul et. 6'nın yanına o 1'i getirirsen 7. Buna hakikat-i İslamiye deniliyor. Fatiha suresi var ya. Besmele ile beraber 7 ayet. Sebe mesani. Şimdi bu 6 tane bu hakikat-i İslamiye vardı ya, 6 tane. Burası mühim. Birkaç yerde dedim ama gene şey yapayım, tekrarlayayım ki otursun alemimize. Bu hakikat-i İslamiye o şeyi, hakikati İslami'nin hakikati, 6 tane iman esası ve İslam'ın en dibi daha nedir biliyor musunuz? Onun daha dibi, 1. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü, 1. Bir de el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak. Bu 6 tane iman esasının da dibi bu. Eğer Allah'ın dostluğuna düşman, bir de düşmanına dost olursa, dostunu bilmiyorsun, belki özürün olur. Allah'ın dostunu bilmiyorsun ama Allah'ın düşmanları bellidir. Dost olduğun anda o üzerine kurulan 6 tane iman esası da yoktur. Yok. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Ders bitti de sorulara cevap veriyorum. Ama uzaktan geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Abdullah bir konuşmak istiyorsanız tekrar gelin. Ha değil. Tamam, herhalde bitti. Başka sizin de sorunuz yok. Canlı da olduğu için. Vahir de vahum tekrar. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet. Abdullah abi konuş.